Bazen de böyle ciddi konulara gireceğiz. Porsche'nin tutuklanması konusu var. Bir diğer konumuz Elon Musk. Bülent Ersoy kendisine mezar yaptırmış. Ben seansa başlıyorum. Çık oradan, etrafa, sağdan sola, üstten alta, donat. Selamünaleyküm YouTube. Hep böyle gırgır, makara, gül, eğlen, ona buna hediye at, kışkırt falan filan nereye kadar? Bazen de ciddili konular konuşmak lazım. Çünkü dünyada gerçekten bazı ciddi şeyler oluyor. Ha, ben sıkılıyorum diyorsan kapat ama abone ol, öyle kapat. Sonrakini izlerse bildirim aç. Arkadaşlar, bazen de böyle ciddi konulara gireceğiz. Bunu yeri gelecek dışarıda çekeceğim, yeri gelecek stüdyomuzda çekeceğim. Ama devam edeceğiz bir şekilde. Ara ara da olsa devam edeceğiz. Çünkü gündemde gerçekten çok ciddi şeyler var. Şöyle düşünmeyin. İşte bahçesine giren timsahı davayla geri püskürttü tarzında haberler değil. Bunlar biraz daha gerçekten ucu bize dokunacak olan şeyler veya dokunabilecek olan şeyler gibi düşünün. Yani işte Türkiye-Yunanistan krizi, Rusya-Ukrayna falan, bunlar zaten çok ciddi konular, okey. Ama her gün bir gelişme olduğu için, biz de günlük haber programı olmadığımız için ara ara böyle haftalık değinebiliriz yani. Veya işte iki haftada bir değinebiliriz. Böyle bir seri başlatalım, bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar şöyle, mesela gündemde Porsche'in tutuklanması konusu var. Kendisi işte YouTuber, güzel içerikler üretiyor. Yıllardır bu işi yapıyor. Kimin başına gelse tabii ki kötü olur. Sevenlerin de kendisine gerçekten üzen bir durumdur. Fakat hayat da bazı gerçekler de var. Yani Türkiye gerçekleri diyebiliriz şu anda. Çünkü ben olaya şöyle bakıyorum. Evet, geçmiş olsun kendisine ve sevenlerine. Biz de zamanında onun esprileriyle veya içerikleriyle çok güldük. Aşkım yoksa ilkim sensin tarzı falan. Çok güldüğümüz şeyler oldu tabii. Ama şöyle bir gerçek var. Şimdi herkes evet tepki gösteriyor ama bu işin asıl tepki gösterilmesi gereken kısmı bence kanuni düzenleme kısmı. Çünkü şöyle. Mesela televizyonda herhangi bir dizi oluyor veya film oluyor, bir şey oluyor. Orada işte uyuşturucusuna, silah ticaretine bilmem ne, her şeye özendiriliyor. Yani sırf uyuşturucu ticaretinden çıkıp da silah ticaretine girdi diye alkışlanıyor, benimseniyor insanlar. Bunlar normal geçiyor. Fakat YouTube'da veya sosyal medyada bunlar yapıldığı zaman neyle karşılaşacağınızı bilemiyorsunuz. İşte bu bilemediğiniz noktada ben işin diğer kısmına geçiyorum. Yani benim gözümde ikisi de kendi gözünde haklı gözüküyor. Çünkü niye? Hani şu haklı, bu haklı demiyorum. Diğer tarafta, yani kanun tarafı, devlet tarafı da şöyle düşünüyor. Ben mesela şu anda aynı şeyi çeksem, atsam, birisi özellikle şikayet etmediği sürece kimsenin gözüne çarpmayacağını düşünüyorum. Çünkü milyonlara hitap etmiyoruz şu anda. Ama şöyle bir Türkiye gerçeği var. Siz bugün siyasi anlamda şahıslara, bilinen kişilere veya genele hitap eden bir kişiyseniz, bu kişilere laf attığınız zaman veya ortaya bu tür bir şey çıkardığınız zaman, şaka bile olsa sonucunda neyle karşılaşacağınızı kestiremiyorsunuz, bilemiyorsunuz. Zaten biz milyonlar olarak yarın neyle karşılaşacağımızı kestiremediğimiz bir ülkede bence bu konularda biraz dikkat etmek lazım. Çünkü doğrudur, parodi, güzel işte mizah falan filan, bunlar güzel şeyler. Tabii ki destekliyoruz ama bazı noktalar var ki tehlikeli bölge dediğim bölgeler. Oralara çok fazla girerken dikkatli olmak lazım. Yani bu Meret'in adını işte atıyorum meyve suyu içiyorum tarzında çekmiş olsaydı bence belki bunlar yaşanmazdı. Ha, birebir aynısını yapmak istemiştir belki. Okey, haklıdır. Çok da güzel mizahlar, parodiler yapan bir arkadaşımız. Fakat böyle bir gerçek var. Bu yüzden bunun tedbirini bizim şahsi olarak almamız lazım. Bu da bir gerçek. Bir diğer konumuz Elon Musk. Biliyorsunuz arkadaşlar, adam işte şu anda dünyanın en zengin insanı. Twitter'ı alarak zaten artık açık ara farkla dünyanın en zengin insanı oldu. Şimdi arkadaşlar, yani evet, bazı teknolojik anlamda devir niteliğinde bazı şeyler oluyor. Fakat bu yarın öbür gün bize nasıl yansıyacak, bunu da düşünmek lazım. Bahsettiğimiz şahıs veya şahıslar veya arkasındaki güçler, işte derler ya işte dış minnaklar falan filan. Aslında Neuralink denen bir şey var. Yani beyni yönlendirme benim için. Onlar beyinle bir şeyleri yönlendirme olarak bakıyor. Fakat ben bunu ters olarak düşündüğüm zaman, demek ki ben bir yere sinyal gönderebiliyorsam bir yerden de bana sinyal gelebilir. Ben bu şekilde değerlendiriyorum ki bunun üzerine bazı çalışmalar var. Araştırıp görebilirsiniz. Hatta bazı frekanslarla insanların psikolojisinin bozulabildiğini, yönlendirilebildiğini veya çok çıkmaza sokulabildiğini, yani birçok şey yapılabiliyor şu anda bu sistemle. Peki bu adam dünyayı bütün Starlink uydularıyla sardı. Bunların bir kısmı aktif, bir kısmı aktif değil. Peki hiç düşündünüz mü? Yani senden benden izin aldı mı? Benim ülkemin tepesine bir şey koyarken veya başka bir şey yaparken, dünyayı ilgilendiren bir şey yaparken. Yani bunun amacı internet olarak gözüküyor olabilir yersen. Bunun amacı iklimi düzeltme olabilir yersen. Bunun amacı aynı şekilde az önce bahsettiğim sinyalleri gönderip de insanların psikolojisiyle veya iradesiyle oynama da olabilir. Ki aynı firma ne hikmetse beyinle alakalı, frekanslarla alakalı da çok ciddi devrim niteliğinde bir proje yapıyor. Yani uzun lafın kısası, bunların hepsi yarın öbür gün başımıza gelebilecek şeylerin başlangıcı. Fakat şu anda bize güzel gösteriliyor. Bakalım yarın öbür gün ne yaşayacağız? Türkiye'de 2023 itibariyle bu Starlink projesi aktif olacak. O saatten sonra göreceğiz. Kaldı ki şu an birçoğunuz bilmiyordur belki. Birçoğunuz bilmiyordur belki. Hatta Starlink'in Gebze'de bile bir yeri var. Buradan sinyal alıp şu anda gönderiyorlar. Önümüzdeki senede Türkiye'de aktif ettikleri zaman bakalım neler yaşanacak. Tabii böyle hep kötü şeylerden bahsetmeyeceğiz. Bazen böyle güzel şeylerden
şeylerden de bahsedelim. Mesela David Beckham çocuklarına, oğullarına daha doğrusu şöyle bir kağıt imzalatmış. Hayatınıza giren kadınlara psikolojik veya fiziksel olarak herhangi bir şekilde şiddette bulunursanız benim mirasımdan mahrum kalırsınız diye. Güzel hareket, helal olsun. Çok kısa bir konuya daha değineceğim. Malum yaz geldi. Geçen sene orman yangınları falan filan yaşanan şeyleri hatırlıyorsunuz. Üzerinden daha bir sene geçmeden yakın zamanda Marmaris'te çıkan bir yangın var. Bu yangın inşallah çok çok daha büyümez. Bugün günlerden çarşamba. Siz bu videoyu izlediğiniz zaman pazar olacak. İnşallah o güne kadar daha fazla büyümez. Fakat benim sorulması gereken tek soru, aklıma gelen tek soru şu. O zamandan bu zamana ilgili kurumlar ne derece ileri gitti, ne derece kendini geliştirdi? Şu anda ne durumdayız? Bunu da zamanla inşallah güzel şekilde sonuçları göreceğiz. Farklı bir şeye geçelim böyle. Tamam, ciddili gündem dedik ama ara sıra böyle bir tık magazine de kaçabiliriz arkadaşlar. Mesela Bülent Ersoy kendisine mezar yaptırmış. Yaptırıyormuş veya her neyse. Mezar şu şekilde arkadaşlar. Maliyeti 1,5 milyon TL. Asansörle 10 metre aşağı iniliyor ve asansör şifreli. Yani selamünaleyküm ben geldim Bülent işte abla. Bir Fatiha okuyayım gideyim. Yukarıdan oku kardeşim. Aşağı alamıyoruz falan. Yerimiz yok. Neyse arkadaşlar. Hayırlısı olsun kendisine şimdiden. Arkadaşlar kapanışta biraz da gırgır makara yapalım. Geçenlerde bir TV kanalının YouTube kanalında bir seans uygulanmış. Şimdi bu konuya değinmeden geçemeyeceğim. İddiaya göre bir hanımefendi kendisini izleyenlerin içinde herhangi bir cin varsa cin silüetine dönüyormuş. Ve izledikleri takdirde bu cin hanımefendiye uğrayıp bir çayını kahvesini içiyormuş gidiyormuş. Arkadaşlar düşündük dedik ki biz de o zaman bir nazar savar seansı yapalım. Bu videoyu izleyenler eğer şu anda birazdan başlayacağım bu duayı yapmaya. Eğer şu anda karaktersizseniz benim silüetimin değiştiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Ben seansa başlıyorum. Eğer şu anda ayaktaysanız, herhangi bir işle uğraşıyorsanız olduğunuz yere oturun, sakin olun, nefes almaya devam edin. Nankörlüğe karşı, karaktersizlere karşı, ikiyüzlülere karşı, abisini satmaya karşı, yalakalara karşı, borç takıp kaçanlara karşı, ortama göre renk değiştiren bukalemunlara karşı, etrafımızdaki bütün kötülüklere karşı, göğsü sıkışanlara, içinde bu kötülükleri besleyenlere karşı, ayna görevi ol ve kendilerine karaktersiz olduklarını göster. Etrafa, sağdan sola, üstten alta bütün etrafını donat ve içindeki bütün kötülüklerin seyir halini gerçekleştir. Çık oradan. Önce donat, bir güzel donat, sonra çık oradan. Çıkmakta direniyorsan yarın öbür gün girdiğin ortamda düştüğün karaktersiz durumu düşün ve orayı hemen terk et. Bu kötülükleri bırak. Bu gibi karakterler beni gördüğü zaman zaten ortamı en kısa sürede terk eder, kaçar. 1,5 dakikada cevapsız bırakırım. İstediğini bulamaz, aradığını bulamaz. Bırakır, gider. Gitmeden de önce gelir, iyi birisiymiş gibi çayımı, kahvemi içer, yemeğimi yer. Ondan sonra yol alır, gider. Donat, 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 donat. Etrafa, sağdan sola, üstten alta donat. Çık oradan. Etrafa, sağdan sola, üstten alta donat. İstedim ki arkadaşlar ciddili gündemin kapanışını gülerek yapalım. Eğer beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Yoksa gece rüyanıza gelirim, içinize girerim. Kendinize iyi bakın. Bütün karaktersizler sizden uzak olsun inşallah. Görüşmek üzere. Bay bay.